Ferhat Ustam, kendini tanıtır mısın bize? Evet, ben Ferhat Koçarslan. Koçarslan Onda Servisi Bostancı Sanayi'deyim. 1989'dan beri Honda tamir işindeyim. Şu ana kadar bin şükür yalansız dolansız bir geçmiş oldu. Müşterilerimiz oldu. Bin şükür çalışıyoruz, hizmet veriyoruz. İşlerimiz iyi. Genelde yoğun gidiyoruz. Her şeyimiz iyi. Caz olarak da onların en güzel araçlarından biridir. Sadece belli birkaç kronik rahatsızlığı var. Şu an işte teste çıkmamızın sebebi olan arka bobinler. Birçoğunda porya bilyası ve şanzıman yağ işlemleri oluyor. Ama onun dışında 10 numara kullanılacak araçlardır. Bu kronik arızalara dikkat ettikçe benim en son ikiler onda da abim yanında çalışırken 380-390 bin civarı bakımını yaptığım cazlar vardı. Hiçbir sıkıntı yaşatmıyordu. Motorları tamamen problemsiz. Şanzıman yağını 100 bine kadar işte 40 bin gidip 100 bin itibaren de 20 bine düşürmek lazım. 20 binde bir değiştirilir. Hiçbir sıkıntı yaşatmaz bunlara dikkat ettikçe. Bugüne kadar bir tanesini yüksek hararetten motor yaptım. Onun dışında hiç motor işlemi dahi bu araçlara yapmadık. Bir hararet problemi vesaire motorun kendi içinde olan bir rahatsızlığı yok. Bazı modellerde işte sabahları ilk çalıştırdığında 40 kilometrelere çıkarken motorda bir çıtırtı hissedersin. Ona genelde yatak ve piston eteği deriz biz bunlara. Piston eteklerinin sesini duyarsınız. Ama 300 bin dahi kullansan hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Kullanımı keyifli bir araçtır. Peki trigger karışın değişiyor mu bu araçlarda? Bu araçlarda zincir ama ben yaptığım cazı 370, 380, 390 şirket araçlarıydı. O kilometreye kadar henüz değiştirmemiştim. Bunlarda çünkü değişim kopma olmuyor. Bunlarda uzama oluyor. Bu akortlarda başımıza geliyor. Zincir uzamasında da araç uzun yolda iyi olsa seni İstanbul'a kadar getiriyor. Arıza ışığı yakıp çekişten düşüyor. Bunu değiştirdiğimizde tekrardan yerine geliyor araç. Eski kıvamına yetişiyor. Peki CVT şanzımanlarda aktarımı sağlayan oradaki kayış, evet, herhangi bir deformasyona uğruyor mu? Değişmesi gerekiyor mu zamanla? Değişim gerektirmiyor. Zaten değişim dediğimiz zaman şanzımanda aşırı titreme başlamışsa titremenin ana sebebi şanzıman zinciridir. Onu da kovanıyla birlikte değiştirmek lazım. Çünkü kovan da tahriş olmuş oluyor. Revizyonda bunları yapmadığın zaman tekrardan aynı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Peki yaklaşık maliyeti ne kadar oluyor revizyonun? Bir şanzıman revizyonu eğer sadece bilya ötmesi ufak tefek titremelerse ortalama 2500-3000 lira arası. Ama eğer şanzımanda gerçekten titremeden vites geçişlerinde, vites atmalarda ses inanılmaz, vuruntu çok fazlaysa kovan ve zincir değişiyor. Onlar da 6000-6500 lira civarı tutuyor.